El Fethur Rabbani Vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 30. Sohbet Allah'ın nimetlerinin varlığını kabul etmek. Bu konuşma Hicret'in 545. yılında Cemaziyel-Ahir'in 16. günü sabahleyin dergâhta yapılmıştır. Müjdeler olsun o kimseye ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ın nimetlerinin varlığını itiraf ve kabul eder. Hepsini ondan bilir, ona izafe eder. Ve gerek kendisini, gerek sebepleri, gerekse kendisinin kuvvet ve kudretini aradan çıkarır, nimetleri bunlardan bilmez, aksine yalnız Allah'tan bilir. Akıllı o kimsedir ki, İzzet ve Celal sahibi Allah'a bir şey yüklemez, onun herhangi bir fiili işleme mecburiyetinde olduğu iddiasında bulunmaz. Hiçbir şekilde ondan bir karşılık beklemez. Yazık sana ki İzzet ve Celal sahibi Allah'a bilgisizce kulluk ediyor, bilgisizce zahitlik taslıyor ve bilgisizce dünyalık topluyorsun. Bu hal utanç içinde utançtır. Hayrı şerden ayırt edemiyorsun. Lehine olan şeyle aleyhine olan şeyi birbirinden ayırt edemiyorsun. Dostunu düşmanından ayırt edemiyorsun. Bütün bunlar İzzet ve Celal sahibi Allah'ın hükmünü bilmediğin ve şeyh, mürşitlere hizmeti terk ettiğin içindir. Eğer cehalet olmasaydı, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın hükümlerini bilmiş ve mürşid-i kamil hizmetinde bulunmuş olsaydın, bu durumlara düşmezdin. Amelde ve ilimde büyük olanlar, yani ilim ve amel şeyhleri, İzzet ve Celal sahibi Allah'a ulaşmakta sana kılavuzluk ederler, rehberlik ederler. İlim önce gelir. Önce ilim öğrenmek ve cehaletten kurtulmak gerekir. Hemen ilmin peşinden ikinci olarak da amel gelir. İzzet ve Celal sahibi Allah'a amel ile erişebilirsin. Allah'a erişenler ancak ilimle, dünyada züht sahibi olmakla ve hem kalben hem de bedenen dünyevi heveslerden yüz çevirmekle ermişlerdir. Züht sahibi olmaya çalışan kişi, sahip bulunduğu dünyalığı elinden çıkarır. Gerçekten zahid olan kişi ise onu kalbinden de çıkarır. Allah dostları dünyada kalpleriyle züht sahibi oldular. Züht onlar için fıtri, tabi hale geldi. Fıtratlarına yerleşti, hem zahirlerine ve hem batınlarına karıştı. Bedenleri de ruhları da zühtle mecz oldu. Böylece fıtratlarının ateşliliği söndü. Hevai arzu ve duyguları kırıldı. Nefsleri mutmain oldu. Sükunete kavuştu. Nefslerinin şerri hayra dönüştü. Ey oğul! Bu züht senin hemen kavrayabileceğin bir sanat değildir. Hemen alabileceğin ve elinle atabileceğin bir şey değildir. Aksine o öyle bir takım adımlardır ki evveli dünyanın çehresine bakmak ve onu olduğu gibi görmektir.
Eğer dünyanın çehresine bu bakışla şöyle bir bakarsan, onu gerçek çehresiyle ve olduğu gibi görürsün. Nitekim daha önce gelmiş geçmiş bütün peygamberlerle resuller ona bu bakışla bakmışlar ve gerçek çehresini olduğu gibi görmüşlerdir. Aynı şekilde velilerle ermişler de dünyaya bu bakışla bakmışlar ve onu gerçek çehresiyle görmüşlerdir. O velilerle ermişler ki yeryüzü onlardan hiçbir zaman boş kalmaz. Her devirde ve her asırda yeryüzünde onlardan bir veya birkaç tane bulunur. Senin dünyaya bu bakışla bakışın ancak daha önce gelip geçmiş Allah dostlarına hem sözlerinde hem de fiillerinde uymakla sağlıklı olur. Eğer daha önceleri gelip geçmiş Allah dostlarının hem sözlerine hem de amellerine uyarsan, işte o zaman dünyanın gerçek çehresine sağlıklı bir bakışla bakabilirsin. Onlara uyduğun zaman onların gördüklerini sen de görebilirsin. Gerek sözde ve gerekse fiilde, gerek gizli hallerde ve gerekse aşikare hallerde, gerek ilim yönünden ve gerekse amel yönünden, gerek sureten ve gerekse manen, gerek bedenen ve gerekse ruhen, Allah dostlarının yolunda bulunduğun, mesela onların orucu gibi oruç tuttuğun, onların namazı gibi namaz kıldığın, onların alması gibi aldığın, onların terk etmesi gibi terk ettiğin ve onların sevmesi gibi sevdiğin zaman, İzzet ve Celal sahibi Allah sana öyle bir nur bahşeder ki onunla hem kendini görürsün hem de kendinden başkalarını. Bu nur sana senin kusurlarını da başkalarının kusurlarını da açıklar. Sonuçta sen de hem kendi nefsin hem de diğer insanlar konusunda züht sahibi olursun. Senin için bu durum gerçekleşince yakınlık nurları kalbine gelir. İşte bu anda sen sarsılmaz inanç sahibi, arif ve alim bir mümin olur ve eşyayı olduğu gibi kendi gerçek suretlerinde ve manalarında görürsün. Dünyayı daha önce gelip geçmiş zahitlerin ve ona bağlanmayanların gördüğü gibi görürsün. Onu çirkin görünüşlü bir koca karı suretinde görürsün. Dünya Allah dostlarının nazarında işte bu sıfatlardadır. Sultanların ve dünya perestlerin nazarında ise o en güzel bir şekilde süslenip duvaklanmış bir gelin gibidir. Allah dostlarının nazarında dünya hakirdir, zelildir. Onlar onun saçını ateş alevine yalatırlar. Elbiselerini yakarlar, yüzünü tırmalayıp yırtarlar ve didiklerler. Dünya onlara gülmek istemez. Fakat onlar onun kendilerine gülmeyişine rağmen ondan nasiplerini zorla alırlar. Bütün bu olup bitenlerle beraber onlar hep ahiret sohbetindedirler. Ey oğul! Dünya konusunda gerçekten züht sahibi olunca hemen peşinden kendi ihtiyarın ve insanlar bahsinde de züht sahibi ol. Sakın fanilerden korkma. Onlardan herhangi bir şey de bekleme. Aynı şekilde nefsinin sana terkin ettiği şeylerin hepsinde de ne ondan kork ne de bir şey bekle. İzzet ve Celal sahibi Allah'tan emir gelmedikçe ondan hiçbir şey kabul etme. Sana Allah'ın emri genellikle ilham ile veya rüyada kalp yönünden gelir. Yani ya kalbine ilham edilir veya rüyada gösterilir. Bunlardan sonra sen Allah'tan başka her şeyden uzaklaşmaya ve yüz çevirmeye başlarsın. Eğer uzuvların sükunet bulursa
artık korkulacak bir durum kalmamış demektir. Zararsız bir mertebeye gelinmiştir. Bu mertebe kalp sükunu ile başlar ki büyük bir şeydir, büyük bir merhaledir. Hemen şu konuyu da ifade edelim ki nefsin, menfi mizacın, hevai duygu ve arzuların Mevlan'dan başka her şeyin ölmedikçe senin için sükun yoktur. Bütün bu saydıklarımız öldüğü zaman ise sen Allah'ın yakınlığı ile dirilirsin. Önce ölüm, sonra diriliş. Önce nefsini, hevai duygu ve arzularını, kısacası masivayı, yani Allah'tan başka her şeyini öldüreceksin. İşte o anda sen dirilmiş olursun. Bu mertebeye gelince şanı yüce olan Allah dilerse yine kendisi için seni diriltir. İnsanların işlerini görüvermen ve kendilerini Allah'ın kapısına götürmen için seni onların arasına salar, vazifelendirir. Sen de her ikisinden de kısmetlerini alabilmen için hem dünyaya karşı hem de ahirete karşı bir istek belirir. İnsanlardan gelebilecek sıkıntılara katlanabilmek için de bir kuvvet doğar. Böylece içinde bulundukları dalaletten onları kurtarır ve Allah'ın onlar hakkında sana vermiş olduğu emre itaat etmiş olursun. Eğer bunu istememiş olursan, onun yakınlığında senin için başkalarına muhtaç olmayacak derecede ve kifayet miktarında genişlik mevcuttur. Artık kainatın yaratanı Allah'a yakın olduktan sonra insanlarla kanaat etmez, onlarla tatmin olmaz olursun. O Allah ki eşyayı yoktan var etmiştir. O kainat yokken mevcuttu. Her şeyi O yarattı. Her şey yok olduktan sonra da yine mevcut olacaktır. Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok. O halde her an yapacağınız tevbeleriniz de günahlarınıza denk olsun. Yazık sana! Sen nimetlere gark oldukça kibirlenen birisisin. Sen nimetlerin üzerinde ferah tepinen bir nankörsün. Sen bir muhteris ve şehvetperestsin. Sen bir heva ve hevessin. Sen bir hiçten ibaretsin. Şu ders veren kabirlere bak ve orada yatanlara iman diliyle bir seslen. Göreceksin, hallerinden sana haber vereceklerdir. Ey oğul, sen hem izzet ve celal sahibi Allah'ın iradesiyle onun veli kullarının iradesini iddia ediyor, hem de seni kendi haline bırakmamı istiyor, sıkıştırmamı ve ayıplamamı istemiyorsun. Halbuki ben İzzet ve Celal sahibi Allah'ın izniyle sizin üzerinizde gözcüyüm. Sizi Allah'a davet etmekle mükellef ve vazifeliyim. Sözlerinde ve fiillerinde münafıklık yapan yalancıların kafalarını kırarım. Ben mürşit, şeyhler hakkında çok hüsnü zan besledim. Onlara çok hizmetler ettim. Nihayet İnsanları Hakk'a davet etme selahiyeti benim için hasıl oldu.
Ey amellerini tuzsuz olarak yoğurmuş bulunan yer ehli! Geliniz, amelleriniz için tuz alınız. Ey tuz arayan ve tuz satın almak isteyen kişi! Gel tuzunu al! Ey münafıklar! Hamurunuz hem tuzsuz hem de mayasız. Onun ilim mayası ile ihlas tuzuna ihtiyacı var. Ey münafık! Sen nifakla yoğrulmuşsun. Unutma ki pek yakında senin o nifakın sana bir ateş olarak dönecektir. Kalbini kötü duygulardan temizle. İşte o zaman kurtuluşa erersin. Kalp temizlenip halisleşince diğer uzuvlar da temizlenir ve halisleşir. İşte sen de o zaman kurtulursun. Kalp diğer uzuvların çobanıdır, güdücüsüdür. Eğer o doğru yolda olursa diğer uzuvlar da doğru yolda olur. Hem kalp hem de diğer uzuvlar istikamete geldiği zaman müminin hali kemal bulur ve aile efradına da komşularına da bulunduğu şehrin ahalisine de sahip çıkar. Onların çobanı durumuna gelir. Hal ve derecesi de imanının kuvveti ve Mevlasının yakınlığı nispetinde yükselir. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah ile sohbetinizi güzelleştiriniz ve ondan korkunuz. Onun hükmüyle amel ediniz. Zira hiç şüphe yok ki o sizi kendi hükmüyle amel etmekle mükellef tutmuş, yalnız sizin hakkınızdaki takdir-i ilahisiyle meşgul olmanızı emretmiştir. Siz de bu hükümle amel ediniz ve onun hakkını yerine getiriniz. Zira sen onunla amel ettiğin takdirde bu amel seni elinden tutarak kendisi için amel etmiş olduğun Allah'ın huzuruna götürür. Sen de bilmediğin ilimleri öğrenme konusunda ondan istifade edersin. Böylece onun ilmi yönünden onunla birlikte, hükmü yönünden de mahlukatı ile birlikte bulunmuş olursun. Sen ilk ameli işleyensin. Bununla ikincisini de isteyebilirsin. Eğer ayakların birincide sabit kalırsa, işte o zaman ikincisini de iste. Ey oğul, sen neye kavuştun? Üstada nasıl tesadüf ettin? Sende henüz hiçbir şey yok. Bomboşsun. Hemen geri dön. Aklını kullan. Önce ilim öğren. Sonra ilminle amel et ve ihlaslı ol. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Önce ilimde derinleş. Sonra halktan sıyrıl ve Rabbine kulluk et. Fanilere bağlanma. Mümin o kimsedir ki önce üzerine vacip olanı öğrenir. Sonra da kalbini fanilerden sıyırarak İzzet ve Celal sahibi Rabbine kullukla meşgul olur. İnsanları tanır fakat onlara bağlanmaz. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanır fakat onu sever, onu arar ve onun yolunda hizmet eder. Halk bu vasıflardaki kişiye tabi olur. Fakat o onlardan kaçar ve başkalarını arar. Onlara ilgi göstermez, başkalarına rağbet eder.
Zira bilir ki onların elinde hiçbir şey yoktur. Ne zarar, ne fayda, ne hayır, ne de şer. Kazara bu sayılanlardan biri onların elinde zuhur etmiş olsa, bilir ki bu da yine Allah'tandır. Asla onlardan değildir. İşte bütün bunlardan dolayı şu gerçeği bilir ve şuuruna erer ki, fanilere uzak olmak, yakın olmaktan daha hayırlıdır. Böylece ayrıntıları bırakır, asla yönelir. Çünkü bilir ki ayrıntılar çoktur. Asıl ise birdir. Bu sebeple ona yapışır, yani ezeli, ebedi olan Allah'a yapışır, fanilere meyletmez. Zira tefekkür aynasında görmüştür ki, bir kapıda durmak, birçok kapılarda durmaktan daha hayırlıdır. Bu sebeple o da bir tek kapıda durmuş ve ona yapışmıştır. Sarsılmaz inanç sahibi ihlaslı mümin, aklı selim sahibidir. Ona akılların aklı bahşedilmiştir. İşte bunun içindir ki o insanlardan kaçar ve uzaklaşır.